Şimdi bu İstanbul seçimi deyince hep İstanbul seçiminin hala acısı yaşanıyor, intikamı alınmaya çalışılıyor deniyor. Bu yorum yapılıyor. İşte Canan Kaftancıoğlu ismi, Ekrem İmamoğlu ismi, Canan Kaftancıoğlu ismiyle ilgili siyasi yasak kararı alındı. 2 hapis cezası var. Şimdi bugün reisten başlatılan bir soruşturma var. Takip etmişsinizdir mutlaka. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması yöneltiliyor. Tüm bu gelişmelerin siz de o İstanbul seçimleriyle bağlantılı olduğunu düşünüyor musunuz? Hakikaten seçimlerin intikamı mı alınmak isteniyor? Valla intikamı mı alınmak isteniyor bilemiyorum. Ama bir haksız bir yaklaşım olduğunu biz görüyoruz. Birçok alanda aha, görüyoruz. Yani hem benim yaşadıklarım, hem işte mevkidaşıma başlatılan soruşturmalar, görüşler, fikirler hoşunuza gitmeyebilir ama siyaset meşru bir zemindir. Siyaset legal bir kanunların çizdiği çerçeve içerisinde yapılan bir faaliyettir. Dolayısıyla siyasetçi şunu söylüyor aslında: ben devletin bana tanıdığı alan içerisinde, hukuki bir zeminde kendi siyasi görüşlerimi anlatacağım ve bunun karşılığında bana vatandaş verecek. Demokrasinin en temel taşı direği o. Şimdi siyasetçiye konuşabileceği, hoşunuza gitse de gitmese de kendisini ifade edebileceği alanı vermek, yaratmak mecburiyetindesiniz. Yani demokrasi sadece sandığa atılan oy değil. O sandığa gidene kadarki süreçte her siyasi partinin, her siyasi parti mensubunun kendisini rahatlıkla ifade edebileceği, basının özgürce konuşulanları yazabileceği ortama tesis etmek ve bunun gibi birçok faktörü bir araya getirebilmek. Şimdi baktığımızda bu sadece İstanbul seçimlerinden dolayı mı yapılıyor bilmiyorum ama bu uzun süredir devam eden, işte Atalan Üsküdar'ı geçti söylemlerinin olduğu, Türkiye'de birçok büyük medya kuruluşunun yandaşlara biraz da zorlamayla, belki tavsiyelerle aldırıldığı, adeta tek sesin çıkabildiği bir ortam oluşturulmaya çalışılıyor. Yani ben sadece İstanbul seçimlerinin intikamı gibi okumuyorum. Onun tabii bir şeyi vardır. Yarattığı ekstra bir öfke, ekstra bir kızgınlık durumu da yok değil. Bunu yadsıyamayız. Ama bu gidişatın düzelmesi için bizim bütün mücadelemiz. Hani ben tek tek şunları da anlatmak bana şey geliyor ya, yani bir taraftan da çekiniyorum, işte şunu yaptılar, bunu yaptılar. Bu 4 yıl içerisinde çok şey yaşadık biz. Yani saldırı oldu, böyle bir yayından çıktığımda ben, bana saldırı oldu. Saldıran kişi şu anda elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Hatta saldıranla ilgili HTS kayıtlarına bakıldığında, saldırıdan önce kimlerle görüştüğü, hangi yoğun telefon trafiğini yaptığı, bütün bunlar net. Aslında örgütlü suç yapılırken hedef de gösteriliyorsunuz. Örgütlü suç kapsamına girecek bir faaliyet ama yani işte saldırı yapan yaptığı saldırıyla kalıyor. Biz hukuki zemin içerisinde kalarak mücadele etmeye çalışıyoruz. Sizin böyle bir konu da gündeme geldi aslında. Emniyet tarafından böyle bir uyarı aldığınız, bir suikast listesinde olduğunuz değil mi? Ya öyle bir tebligatta bulunuldu bana. Hani bir gazeteci yazdığı için onu söylüyorum. Onu da biz hani paylaşmadık, anlatmadık. Emniyet bir ihbar üzerine gizli bir tanık, işte Tekirdağ'da gizli bir tanığın verdiği ifade içerisinde bana bir suikast yapılacağına dair bir bilgi vermiş. Onunla alakalı da dikkat et dendi. Ben de dedim ki, yani dikkat etmemiz için ne yapmamız lazım? Emniyetsiniz, sonuçta bu tebligatı yapıyorsunuz. Dilekçe verdik. Dedik ki il başkanlığının önüne emniyet bir polis kulübesi koysun. Yani madem öyle, hani bunu siz söylüyorsunuz, böyle bir biz duyum aldık, bunu da size tebliğ ettik. Kardeşim, her gün o il başkanlığına yüzlerce, binlerce insan gelip gidiyor. Biz kendi güvenliğimizi kendimiz almaya çalışıyoruz ama emniyet de oraya bir polis kulübesi koyabilir, koysun diye bir dilekçe verdik. 15 gün geçti, bekliyoruz, cevap yok. İşte korumalarımız vardı, koruma çekildi. Hani biz şu an var değil mi? Şu an var, bir tane bir korumamız var. Hani onunla alakalı da çok uzun bir süreç yaşandı. Yani işte saldırı olduktan sonra biz tekrar koruma talep ettik. Yani güpegündüz sokak ortasında saldırıya uğradıktan sonra işte bu tür duyumlar da geliyor bize.
Yani çok böyle ben korumayla gezmekten de hoşlanan bir şeyim de yok benim mizacım. O vatandaşları açan bir görüntü aslında. Ona da dikkat ediyor sağ olsun. Biraz. Görevli arkadaşlar da siyasetçi hassasiyetini taşıyorlar. Onlara da anlatıyoruz yani. Hani siz işinizi yapın ama o şeyi, o görüntüyü çok vermek de istemiyoruz. Fakat mesela o saldırılara rağmen koruma verilmedi. İdari mahkemeye gittik biz. İdari mahkemeden karar çıkarttık. Dedik ki idari mahkemeye bizim böyle bir sıkıntımız var ve bununla ilgili biz koruma talebinde bulunduk ama koruma talebimiz reddedildi. İdari mahkeme haklı buldu bizi. Dedi ki İçişleri Bakanlığı'nın verdiği kararın haksız bir karar olduğunu, ki biliyorsunuz bu ülkede kimlere koruma verildiğini, kimlerin korumalarla yurt dışına çıktığını, haksız olduğunu söyledi. İtiraz etti ilgili kurum. Bir daha idari mahkeme haklı buldu bizi. Dedi ki itirazınız geçersizdir, vermeniz lazım. Yani uzun uğraşlardan sonra evet şu anda korumamız var ama bu sürecin akabinde aldık. Yani iktidar partisinin ilçe başkanlarına bile tahsis edilen bu imkanlar bize bir tehdide maruz kalmamıza rağmen verilmiyor. Şimdi dönüyorum sizin sorunuza, İstanbul seçimlerinin intikamı mı alınıyor? Vallahi biz kimseden intikam alma peşinde falan değiliz. Biz milletin huzurunu istiyoruz. Bunlar da bizi hiçbir zaman caydırmaz. Çıktığımız yoldan da döndürmez. Ama mücadele şeydir. Bir işte korkudan dolayı böyle bir tedbirimiz olsun değil. Yani o haksızlığı, hukuksuzluğu görünce normalde hiç önemsemediğiniz, belki de önemsemeniz gerekir güvenlik açısından, o ayrı bir konu. Ama o zaman diyorsunuz ki yani biz siyaset yapıyoruz, hakkımızı, kimsenin hakkını yemediğimiz gibi hakkımızı da yedirmeyi sonuna kadar devam ediyoruz ve aldık. Evet. Yani aldık. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Bilmiyorum eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir iki dakikamız kaldı süre olarak. Yok, ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Bu platformları bulmak da bizim için nimet. Dedim ya az önce demokrasinin en önemli unsurlarından bir tanesi siyasi partiler. Siyasi partilerin kendini rahatlıkla ifade edebilmesi lazım. Ama o mecralarında var olması lazım. Onun için KRT'nin varlığı da bizi o anlamda memnun ediyor. Teşekkür ediyorum ben. Çok teşekkürler Sayın Başkan.